Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesil ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sen yarattın. Sen gayr, sen yarattın. Sen gayr, sen yarattın. Sen gayr. 7 Nisan 2023 günlerden cuma saat 16.20 İstanbul Küçüktepe'de 2 telli PSMM'de grup canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Canlı yayınımız gündem özel başladı efendim. Bendeniz FSMM'de grup genel yayın yönetmeni Hayrullah Çalışır. Değerli konuğumuz bizlere yıllardır yalnız bırakmayan strateji uzmanımız, FSM Medya Grup programcımız, araştırmacı insan, mucitimiz Tahir Bice, bir senelik yani 13 aydan sonra ilk defa canlı yayında konuğumuz oldu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız değerli hocam? Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Bir sene 10 gün oldu. Evet yani hasta yatalak 12 ay. Evet yani. 12 ay. Rabbim şifa versin. Kaza yapmıştım. Hasta olanlara Rabbim şifa versin inşallah. İki tane delikanlı koltuğuma girdi. Anlatacağım hocam. Ve yine konuğumuz, yayın koordinatörümüz Veli Hünkaroğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Yine teknik masada da bizleri yalnız bırakmayacak olan yayın menajerimiz Eyüp Aydın. Efendim hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Evet Allah razı olsun. Bugün gündem özelde bir 40 dakikalık bir yayın yapacağız. Çünkü namaz vakti, iftar saati. Tahir Bice'yi konuşacağız. Tahir Bice'nin anlatmak istediklerini konuşacağız. Tahir Bice kim? Neler yaptı? Nerelerde gitti? Nerelere geldi? Nasıl bir dünya yaşadı? Bunları konuşacağız. Evet efendim. Öncelikle tekrardan geçmiş olsun diyoruz. Rabbim beterinden korusun diyoruz inşallah. Tahir Bice kimdir efendim? Buyurun. Tahir Bice 9-10-1964 doğumlu. Tokat Reşadiye doğmuştur. Köyümün adı Türbe vardır köyümde. Çilehane Hazretleri. Ayrıca bunu da burada bahsetmek isterim. Hocam Mehmet Tokayi Hazretleri'nin talebesi Ahmet Hafız'dır. Mehmet Tokayi Hazretleri. Tokayi meşhur Hazretleri. Tokatların evet. Alimi değil mi? Revası. Evet. Onun zannedersem Zeyrek'te evet, evet. Türbesi. Evet. Kumkapı'da. Unkapan'da. Unkapan'da Zeyrek'te. Evet. Onun talebesi Ahmet Hafız'ın Kur'an kursuna orada gittim. Tabii Kur'an-ı Kerim'i öğrenemedim. Öğrensem iyiydi ama fakat ki dini ilmi bilgilerimi Ahmet Hoca'dan aldım. Maşallah. Onlandır. Maşallah. Allah razı olsun Ahmet Hocam'dan. Bir de Şahap Hoca'dan. Tokat'ta farklı camilerde şu anda da bizi duyuyorsa selam olsun Şahap Hocam'a. Şahap Hocam'la Ahmet Hocam'dan din dersimi aldım. Nasip oldu böyle güzel bir insanlardan terbiye almak, ahlak almak, hepsini beraber. Bunun için de yazdım. Babam da bunlarda... Baban da meşhur İsmet değil baba, mi hocam? Babam Paşa. Paşa. Çerkez Paşa derler babama. İsmet'ti ismi. Yok İsmet amcam olur. Amcan tamam. İsmet Bakırköy'de emlakçıydı. İsmet evet. Amcam olur. Allah rahmet etsin. Hepsi de Hakk'a yürüdüler. Bunun için de yazsınlar. İşte onlardan aldığımız kadınca kadar hem zanaat hem talim terbiye bugüne kadar geldik. 59 yaşındayım. Zanaatla uğraştım. Ahşapla, ağaçla uğraştım. İstanbul'da çoğu tarihi eserle ilgili tarihi binaların Yıldız Sarayı olsun, efendime söyleyeyim Sultanahmet Camii'nin kapılarının sedef işlemesinde yapımında orada çalıştım. Taş yapının sedef Ahşap diye bir firmasında olmakla beraber 4 tane çok önemli kapının sedef yapımında. Sedef çok zor bir iştir. Kündekâhâde zanaat, Osmanlı zanaatları bunlar. Bunu yapmak çok zor. Yani Türkiye'de toplasan 10 kişi yoktur, 5 kişi yoktur. O şekilde bir önemli bir zanaattır. Onların dedikleri yani bizim biz kendimiz burada övmeye gerek yok. Fakat 1 yıl 10 gün oldu. Antalya'da bir ismini söylemeyeceğim. Otelde ahşap işi yaparken altıma uygun olmayan bir iskeleyi verdiler. Frensizmiş o da. Ben frensiz olduğunu bilemedim. Oradan
3,5 frensiz ne demek hocam? Freni o yok iskelenin yani. Yukarıda kayıyor. Tekerlekler yukarıda personel işçi çalışırken teker kayıyor. Teker kaymıyor. Frensiz bir şey. Allah. Ben onu frenli zannettim. Daha önce frenli bir iskeleyle çalışmıştım. Onu altından kısa bir süre zamanda otel müdürü Abdurrahman Bey elimden aldı. Ben de işe bir elimde malzeme, bir elimde matkap çalışırken tepe takla düşmemle kafamın üzerine düştüm. Beyin kanaması geçirmişim. O arada beni öldü bilmişler. Otel müdürü vesaire. Allah-u Teala'nın Yüce Rabbim bak bugüne kadar, buraya kadar getirdi. Bugünkü yaşantımı Allah'tan sonra savcıya borçluyum. İsmini bilmediğim, tanımadığım bir savcı yoldan geçerken güvenlik ambulans ararken jandarma aracı oradan geçerken aracı durduruyor. Burada bir kaza oldu, bir vaka oldu diyor. Furkan diye bir astsubay ismini söyleyeceğim. Furkan kardeşimin buradan jandarma personeline teşekkür ediyorum duyarlılığına. Kolluk güçlerine teşekkür ediyorum jandarmanın. Jandarma astsubay Furkan, savcım böyle bir olay var diyor savcı bey. Şeye gidiyormuş, keşfe gidiyormuş. Savcı Bey'in de dediği oğlum keşfi birkaç daha sonra da yapabiliriz. Bir vaka var burada. Dönelim. Bir ilgilenelim düşüncesi sözüyle dönüyorlar otele. Benim yattığım yerde ama nutkum tutulmuş. Bilincim açık fakat konuşamıyorum. Allah. Ciğerlerimle beraber içerime kan fıtılaşması vesaire neyse doktorunun dediğine göre. Hocam bu pandemide aşı kullanmış mıydı? Kullandım, aşı kullanmıştım. Evet. Oradan savcı beyin geldiğini biliyorum ama buradan bütün savcılara bu arada hepsine selam olsun, hepsine teşekkürümü nasıl ifade etsem borçluyum savcılara. Savcı beyleri o kadar seviyorum. Benim hayatımı kurtaran Allah Allah'tan sonra savcı bey oldu. Dedi ki Furkan Assubay'a evladım bunu en donanımlı beyin hastanesine beyin kanaması geçiriyor. Yetiştir. Oradan da teslim et hastane polisine. Allah. Biz keşfe sonradan da gidecek olabilir. Bugünkü yaşantımı ismini bilmediğim, tanımadığım, yüzünü dahi hatırlamayacağım savcı beye borçluyum. Ama inşallah, inşallah dönersen Antalya'ya gidilir. Sözü o araştırılır yani. Araştıracağım. O savcı beyi bulacağım. İnşallah. Bulacağım. Kendime teşekkür edeceğim. Bunu kısmet olursa basınla da paylaşacağım. Allah nasip ederse. Yani savcıların duyarlılığına teşekkür etmeyle beraber Mehmet Selim Kiraz savcımızı da şehit savcımızı rahmetle anıyorum. Bu hafta onun şehit edildiğinin haftası nur içinde yatsın. Ve oradan tüm polislerimizi de polis haftası biliyorsun. Polis haftası. Tüm şehitlerimizi de şehitlerimizi, bütün şehitlerimizi, polis asker şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yad ediyorum. Peygamber Efendimizin komşusu olsun hepsi. Amin. Efendime söyleyeyim. Ve oradan her geçtikçe metrobüsle Selim Kiraz, Mehmet Selim Kiraz savcımı bir anıyorum, dua ediyorum. Yani bunlar ülkemizin mehek taşları. Benim savcılarla ilgili biraz daha öksürük tuttu, kusura bakmayın. Az önce ilaç aldım, ilaçla aldım. Unutamayacağım anılarım vardı. Yani çocukluğumda da bir, yine ismini bilmediğim bir savcının olayı anlatmak istemiyorum. Benim ellerimi tutar ekran. Şu eller, bu eller suç yapacak bir el değildir. Elim pastil içerisinde, yani zanaatkarım, sanayide çalışıyorum. Bu eller dedi, suç iftira attı birisi de, suça bulaşmayacak ellerdir dedi. Ondan dolayı savcılara karşı büyük bir duyarlılığım var. Bir sevgim, bir saygım var. O açıdan bu haftada hepsine sevgiyle, saygıyla anıyorum. Bahsettiğim gibi demin yine Mehmet Selim Kiraz savcımı rahmetle anıyorum.
ailesine de sabır versin, metanet versin, bütün meslektaşlarına sabır, metanet versin. Onun için anlattıklarım bundan ibaret, söylemek istediklerim bu. Bu duruma, bugüne gelmemin, yaşantımın borcumu ismini bilmediğim savcıya borçluyum. Ayrullah amin. Evet. Tüm şehitlerimizi rahmetle sahpedürleri haince evet. Cumhuriyet Savcılığımıza, Adalet Sarayı'na girdiler ve kahpe kurşunlarla evet. Haince katledildi. Yani o zaten o insanların en büyük özelliği kahpelik, en büyük özellikleri evet. Böyle kalleşçe şey yapmak. Ondan sonra yani bir şey söyleyeyim, ben kesinlikle kahpelik yapanlardan korkmuyorum. Niye biliyor musun? Allahu Teala vaat ediyor. Ey kulum, sen benim davamın davacısı ol diyor. Davamın davacısı ol diyor. Davamın davacısı olursak bir Allah'ın kulu olarak o Allah ki, o merhamet sahibi Allah ki, kafirlerin de kainatın da sahibi Allah. Kafirin, müminin, kardeşin, afidesin, hainin ne yapacağını da bilen Allah, evet. Sana bildiren Allah, sana bildirir. Tabii. Sana şöyle yapacaklar, sana böyle suikast yapacaklar, sana şöyle gibi Allah sevdiği kullarına bir işaret de olsa bildirir. Evet, evet. Onun için ben kesinlikle onların güçlerine inanmıyorum. Küfür tek millet, amenna, ama küfrün gücüne inanmıyorum. Evet. Sen yeter ki Okçular Tepesi'ni terk etme, sen yeter ki sağlam dur, sen yeter ki Allah'ın davasının davacısı ol diye evet. Düşünüyorum evet, değerli hocam. Çok doğru mu yanlış mı lafım? Şimdi buyurun. Ben çalışamıyorum, iş yapamıyorum. Şu parmaklarım götürdü geçen gün şeyle bir araya gelemiyor böyle ve doktorumun dediğine göre en az 2 seneden aşağı kendini toparlayamazsın dedi. Çünkü beyin ayaklara, parmaklara, vücudun her yerine komut vermiş. Ne yazık ki üzülerek burada ifade edeceğim. Benim mesleğimle ilgili benim kaybım olmadı. Yanımda mimar çocuklar staj yapıyorlardı. Onlara ders veriyordum. Şimdi biz Türkiye'de benim kaybım olmadı derken onu da anlayamadım. Benim kaybım şunu ifade etmek istiyorum. Benim kaybımdan ziyade evet ekonomik kaybım oldu. Heh. Has safhada oldu ama bir senedir çalışmıyorsun yani. Bir senedir çalışamıyorum, iş yapamıyorum. Tabii. Fakat olay şuna üzülüyorum. Üzüldüğüm, bunu ifade etmek istedim. Ben bu ülkeye mimar çocukları, mimar kişileri, mühendis kişileri geliyor yanımda staj yapıyorlar. Kendisi görsel dünyada, okulunda, mektebinde, medresesinde okuyordu. Sen burada icraatını yapıyordu yani. Geliyordu benim yanımda. Şu ağaç ne ağacıdır? Ağacın artık kuzeyini, güneyini, bütün kutbulu şeylerini, yönlerini doğada yetişen ağacın bilen birisiyim. Orman endüstri mühendisleri genelde gelenler. Onlar da çok mimarlar. Lezzet. Mesela mimarlar. Ağaç evet. Ağaç doğada yetişti. Ağacın doğada yetişmesiyle beraber ağacın güney tarafı binanın güney tarafına pencere yapılır. Onu bilen birisiyim. Yani sıradan ben mühendisliği okudum, İTÜ Boğaziçi'ni okudum da bu mühendis oldum diyemem ben. Çünkü okumadım ama ben hayat tecrübesiyle, mesleğimin tecrübesiyle bunları, bu bildiklerimi aynen. Akademiye yansıtıyordum. Çocuklar geliyordu. Şimdi ben onu yapamayacağım. Çünkü ona üzülüyorum. Ayakta duramıyorum. Efendime söyleyeyim. Fazla da bak buraya beni Hayrullah amirimin yanına iki tane genç delikanlı elimden girdi, tuttu, kapıya kadar getirdiler. Evim buraya aşağı yukarı bir 100-200 kilo 200 metre mesafede ya, caminin öbür tarafında. Aldı getirdiler. Bu programı yapmak için. Ama hocam yürüyüş de yapman lazım. Yürüyüşte yürüdük 500 metre, bazen 1 kilometre. Yok. Şeye göre yani. 50 metre, 30 metre, 100 metre. Değil mi hocam? Yürümesi lazım. Bizden dedi, kaslarım dedi. Aynen. Kaslarım zayıflamış. 106 kiloydum ben çalışırken. İki adamın yaptığı şimdi, yaptım. Şimdi 85 kiloyum. Kilo toparladım Allah'a şükür. Bundan fazla da almayacağım.
Ben yoğun bakım ünitesinden çıktıktan sonra 72 gün yoğun bakımda yattım. 54 kiloya düşmüşüm. Bir deri bir kemik kaldım. Kendimden korktum. Gördük ya gittik yani. Oradan. Beni tedavi eden, buradan da söylüyorum, sevgili Antalya Manavgat Hastanesi'nde Doktor Bayram Bey'e, Doktor Murat Bey'e ve sevgili Türkan hemşireme, benim dünya güzeli kardeşlerim bunlar, iğnelerimi 8641 defa bana işlem yapmışlar. Allah. 8641 sefer. Ve Antalya Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki beyin doktoru, beyin cerrahı Bayram Bey ve Murat Bey'e, o Urfalı kardeşim Murat Bey, Allah nasip ederse İbrahim Tatlıses hayranı, onlara tanıştıracaktır kısmet olsa, iyileşirsem. Böyle bir şeyimiz vardı. Bana da espri yapardı. Allah razı olsun. Beni iki sefer ameliyat ediyorlar. Toplam ameliyatım. Bir de beyin doktoru Manavgat Hastanesi'ndeki Bayram Bey'in yaptığı fedakarlığı. Onu anlatmadan geçemeyeceğim. Beni ameliyat ederken böyle mübarek Ramazan günü hemşireye gidiyor yemek. Hocam diyor, iftarınızı yapın diyor. Hayır diyor, bak beyin, ben ameliyattayım, beyin ameliyatı yapıyor adam Bayram Bey. Ben diyor hastayı bırakıp da nasıl iftar yapabilirim diyor. Bak adam iftarını yapmıyor. Ondan sonra teravih vakti geliyor. Diyor ki doktorum diyor, arkadaşlarım teravihe gitti, siz de kızım diyor, ben bu hastayı bırakırım da nasıl teravihe gidebilirim? Adam, ben buradan Bayram Bey'e selam söylüyorum. Allah-u Teala benim bugünkü yaşadığımın Allah'tan sonra Savcı Bey'le teşekkürle beraber Bayram Bey'e de teşekkür ediyorum. Beyin cerrahı. Allah onu Hızır'a aleyhisselamla namaz kılmak nasip etsin. Bayram Bey'i, Murat Bey'i böyle dua ediyorum. Ve adamlar benimle ilgi alakadar oldular. Sağ olsunlar. Şimdi düzelmeye doğru gidiyorum. Yine Allah'a şükürler olsun. Emekliyoruz. Mesleğimi yapamasam, çalışamazsam da buradan da sizin aracılığınızla Bayram Bey veya Murat Bey'e, Türkan hemşirelere, bütün hemşirelerine, personelime, Antalya Manavgat Hastanesi'nin başhekimine, hepsine efendim teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun hepsinden. Sevgili Aydın ve Hamidim, böyle bir vaka geçirdik. Durum bundan ibaret. Evet. Cenab-ı Allah bizi yapmış olduğumuz iyiliklere diyeyim, kurtlan, kuşun, çok dağlara, taşlara çok meyve diktim. Yabani kiraz, yabani elma, keklikler yetiştirdim, saldım biyolojik mücadeleyle ilgili. Demek ki bize insanların kurduğun kuşun duası, onlara borçluyuz. Sevgili Hayrullah Ali. Çok doğru. Haktan bela gelmez kul azmayınca, evet. Kul belasını bulmaz hak yazmayınca. Bir ikincisi, her şey imtihan. Eğer evet. Bu dünyada Allah sevdiği kullarına dert verirse, bil ki bu bir imtihandır yani. Seni ölçüyor, biçiyor. Acaba tabii. Benim kulum verdiği bu imtihama nasıl isyan edecek, sabır mı edecek? Bak bugün evet. Camide şöyle düşündüm, imrendim. Ön safta Eyüp'ün ayaklarına baktım. Önümdeki adamın ayağına baktım. Eskiden ayaklarını böyle koyabiliyordu, biliyor musun? Tavşan. Ya yapıyordu, şimdi yapamıyor. Evet. Üzüldüm yani. Evet. Ya bak, ne kadar şükretmek lazımmış. Böyle demiyor, o diyor insanlar. Belki de o anda o öne ittiğin o farkında değil, onun. O şuurun farkında değil. Ama bugün ben evet. Farkındayım. Öyle olmak bir disiplin. Öyle olmak bir daha bir tevazu, daha bir hürmet değil mi hocam yani? Biz ne yapıyoruz? Böyle ayak üstüne atıyoruz böyle. Niye? Ayaklar çalışmıyor uçlar. Canı yok yani. Parmaklar bükülecek. Anlıyorsun değil mi? Evet, tabii biliyorum. Ya demek istediğim, her halimize ne kadar şükretsek az hocam, var. Bunu böyle de derken, ağlayalım, sızlayalım, dertmeyelim. Hayır. Allah'ım, dert de senin, derman da senin, can da senin, mal da senin diyeceğiz.
ve hemen Eyüp, Eyüp Lensari değil, Eyüp Peygamber Aleyhisselam'ı düşüneceğiz. Evet. Biliyorsun değil mi? Her tarafı kurtlar basmış, yaralar verilen içinde kurdun biri de böyle yerde geziyor. İnşallah. Hemen o kurdu alıyor, geriye, geri burasına koyuyor ya, ki rızkını al, rızkını al diyor. Tabii. Değil mi hocam? Benim hocam Ahmet Hoca, kulaklar çınlasın, bizi dinliyordu. Ahmet Hafız, Ahmet Yılmaz. Bu arada hocamın adını da söyleyeyim. Namaz kılarken ayaklarınız, parmaklarınız bükülecek derdi öyle yine. Heh. Öyle tarif edelim. Ahmet Hafız da demin anlattım ya, Mehmet Tokayı Hazretleri'nin derebesi. Aşağı yukarı rahatlıkla Ahmet Hafız 90 yaşında vardı rahat. Evet. Onun babası Hacı Abun Hoca, o da hocaydı. Nur içinde yatsın. 100 küsur yaşında vefat etti. Kabe-i Beytullah'a Hacı yayan gitmiş. Allah Allah. Ya, yayan gitmiş o şekilde. Hatta köyümüzün camisinin yapılmasına da getirmiş altın kise, kiseyle atmış. Demiş ki benim hayrıma bunu camiye harcayın. Köyümüzün camisinin yapımı da rahmetli Hacı Apul hocamın Allah Allah gayretleriyle, katkısıyla olmuştur. Bu arada onu da nur içinde yazsın. Mekanını kendine amin. 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 Evet. Siz siyasetle uğraşıyorsunuz. Saygılar amirim. İşte biz de şu anda Büyük Birlik Partisi'nde başkan yardımcısıyız. Aynı zamanda da milletvekili adayız. Adayız. Allah nasip ederse Allah nasip ederse ki eğer ki büyüklerimiz uygun görürse başkanımız, genel başkanımız istişare kurulu, seçim istişare kurulu uygun görürse aday olacağız. Uygun görürlerse diyorum yani bu manada. Biz de elimizden geldiği kadar Cumhur İttifakı'na inanmış bir vatandaş olarak, bir alperen olarak, bir mülküdaş olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına inanmış, milli birliğimize, evet, beraberliğimize inanmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne inanmış, kendi ayakları üzerinde duran, kendine inanan, kendine güvenen, İslam dünyasına kucak açmış, Türk dünyasına kucak açmış, tüm dünyaya şefkat ve merhamet ölçüsünde şanlı ecdadımız gibi kucak açmış bir ruhla siyaset yapıyoruz ve siyaset yapmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Biz başbuğumuzdan almışız icazeti. Biz reisimizden almışız icazeti. Muhsin Başkanımızdan almışız icazeti. Hani onun meşhur sözü var ya, pergelin bir ucu sabit, o demir ucu. Nizam alem, ilahi kelimetullah diye. Diğer ucu da tüm alem. Tüm alemi kucaklıyoruz. Aynı kiliminde seneriz. Arap'ın acemi, acemin araba üstünlüğü yoktur. Üstünlüğümüz takvadadır. Kürtmüş, Lazmış, Çerkezmiş, Abazaymış, Yörükmüş, Karaçaymış, ne olursa olsun herkese kucak açmışız. Benim aynı Karaçay olduğunu biliyorum. Çerkez oğlu olduğunu biliyorum. Evet. Herkese kucak açmışız. Yaradılanı severim. Yaradan'dan ötürü Yunus rahmetinin dediği gibi bu ölçüler hareketle ama kıstaslarımız var. Olmazsa olmazlarımız var. Nedir olmazsa olmazlarımız? Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü. Evet. Milli birliğimiz, beraberliğimiz olmazsa olmazımızdır. Kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendine ayağa kalkmaya çalışan, kendi uçağını üreten, kendi helikopterini üreten, kendi fabrikasında kendi işçisini çalıştıran ve tüm dünya işçilerini de getirip köle gibi değil, köle izahura gibi değil, tabii, tam bir vatandaş ölçüsünde onun haklarını da en iyi şekilde koruyan ve kollayan bir devlet ölçüsünde, evet, şefkat ve merhamet sıfatını kullanarak dünyaya kucak açmak. Buyurun hocam. Dünya bizden medet bekliyor. Çünkü biz beklenemiz hocam, beklenemiz. Beklenemiz, evet. Dediğin şekilde güzel ifade ettin. Dünya bizi bekliyor. Acaba diyor, darda kalan, zorda kalan, ta Etiyopya'da, Kanasında, Kenya'sında acaba bir Türk gelir mi diyor böyle. Bir Türk gelir mi diyor. Bosna'da. Bosna'da. Efendime söyleyeyim. Bak, Bosna sadece Trakya, Rumeli, Balkan Türkleri Derneği, evet, kurucu genel başkanımız buraya yayına geldi. Evet. Bugün de aradı hatta yönetim başkan yardımcısı Halil Başkan. İnşallah yine yayınımıza gelecekler. İnşallah. Bak burada bize bayrağı hediye ettiler. Evet, bak evet hocam burada görüyorsun hemen sağ tarafına bak. Türkiye ve Bosna, evet, Trakya Türkleri. Balkan Türkleri. Balkan Türkleri, evet, evet, evet.
Buradan tüm Balkan Türklerine, tüm Bosna Sancağı ve bizleri bekleyen tüm İslam alemine, Türk dünyasına selamlar gönderiyoruz. Tabii, tabii. Diyoruz ki Çırpınır'da Karadeniz diyoruz, değil mi hocam? Şimdi biliyorsunuz benim alanım Gagavuz Türkleri var. Ortodoks Müslüman değildir ama bayrak hastası. Bayrak. Oha. Yani benim kardeşlerim orada Soçi'de çalıştılar, orada iş yaptılar. Ahşap işini. Fakat şunu söylüyorlar. Bize Türkiye'den onu getir, bunu getir, şeker getir, lokum getir demiyorlar. Bize bayrak getir. Bayrak getir. Allah. Bayrak getir yani. Bayrak. Aşk. Yani bu bayrak öyle. Ben şimdi bunu anlatmaya başlasam buna bir kitap yazılır. Aşk. Yani sevda bu. Bir tutku. Öyle kolay bir şey değil. Ben şunu söylüyorum. Bizim Karaçaylar'da, Kuzey Kafkasyalılar'da genelde devlete karşı aşırı dediği bir hassaslık var. Biz kaç sefer katledilmişiz, soykırıma uğramışız. Kaç sefer. Ben balık yemem. Bu arada İbrahim Ahıskalı da bize takip ediyor. Evet, selam gönderelim. Ahıska Türklerinin lideri. Ahıska Türklerinin. İbrahim Ahıskalı'ya benim güzel arkadaşım, dava arkadaşım. Her beraberde arkadaşım. Hem, evet, evet. Her konuda benim arkadaşım. En güvendiğim arkadaşım İstanbul'da. Onu da söyleyeyim. İbrahim Ağaskalı üstüne basa basa söyleyeyim. En güvendiğim benim arkadaşım. Aynen aynen. Her konuda ağız katılıyor. Çünkü o da benim gibi soykırım görmüş. Aras Nehri'ni. Yani anlatmama gerek yok. Hala uygulandım. Onun için devlet dedince biz orada dururuz. Akan sular dururuz. Her şey dururuz. Kaybetmişiz. Yani kaybettiğin bir nesnenin kıymetini bilirsin. Şurada cebinden bir bozuk para kaybediyorsun. 1 lira düşünüyorsun. Her geçtiğin yerde geçersen orada acaba bu liram, 1 liram bir kuruşum burada mı diye bakıyorsun. Allah Allah. Gözün orada oluyor. Neden? İşte o bir Avrupalı bir bilmem ne ona bakmıyor. Ama seni toprağın çektiği bir enerji var sende. Toprak. Toprak denilince her şey biter. Bize ait o. Sadece o kimlik bize ait. Başka bir derine ait. Ne Arabına ne gavuruna onlara ait değil de. O bize ait. Toprak. Toprak hala oluyor. O toprağın enerjisi seni çekiyor. Yani kolay kazanılmadı bu ülke, bu devlet. Kolay kazanılmadı. Ama kolay kaybetme, kolay harcanma derdine düştüler. Yani kolay kazanılmayan yüzlerce, binlerce şehitlerle Çanakkale'ye geçilmez diyen bir ecdadın torunlarıysa, evet. Kolay kazanılmayan, bize emanet olarak, miras abi, demiyorum dikkat emanet, et, emanet olarak bırakılan bu güzelim vatanı ve tüm Türk dünyasını ve tüm İslam dünyasını, hani Osmanlı'nın Viyana kapılarına kadar gitmiş Türk'ün ve İslam'ın gittiği her yere bize emanet. Emanet en Kudüs'e emanet. Ben, Kudüs bize emanet. Ben de sorumluyum. Bağdat bize emanet. Tabii. Osmanlı bize emanet. Ana gibi Viyana yer. Viyana bize emanet. Ana gibi yer, Bağdat gibi Kırım yer. Kırım bize emanet. Tabii. Çeçenya bize emanet. Tabii emanet. Tabii. Onun için biz mirasa konmadık. Biz emanet üzerinde duruyoruz. Çok dikkatli olmak zorundayız. Çok çalışmak zorundayız. Çok gayret etmek zorundayız. Milli hasletlerimizi unutmamak zorundayız. Kendi ayaklarımızla güvenerek, birbirimize güvenerek çok daha gayretin içerisinde tek vücut olmalıyız. Birlik olmalıyız. Tabii. Gün birlik günü. Geçen sene. Doğru mu hocam? Biz hep birlikte, kimse bizle beraber olmadı. Evet. Olacak inşallah. Biz olacak. Beraber. Geçen sene Bulgaristan'a gittim. Hayrola amin. Evet. Bulgaristan'a gittim. Orada benim bir Fatma teyzem var. Her gitsem onun yanına giderim. Misafirim olurum. Dedi ki, tartıştı bir Bulgar komşusuyla tartıştı. Fatma teyze 80 yaşında var daha. Şöyle tara diyorlar. Orada satırı değişik bir şeyi var. Ucuz indi. Hani dal budak kesmeye. Tarlada şey oldu. Allah Allah. Tarayı böyle tuttu. Bana bak dedi bana, Fatma teyze, 80 yaşında, Bulgaristan Türklerinden, bizim ecdadımız.
Ben dedi, Köroğlu'nun torunuyum. Elhamdülillah. Köroğlu'nun. Öyle deyince kadının dudaklar titredi korkudan böyle. Ben dedi, Köroğlu'nun torunuyum. Yani ikinci söyleyecek lafını kadın, o Bulgar kadın telaffuz edemedi söyleyi. O açıdan bu gen, bu kan, bu milletten olduğu müddetçe bizimle hiç kimse baş edemez. Hiçbir kimse bizimle baş açıklamaz. İşte o kanı kaybetmemek için özümüze sahip çıkmamız. Eğer özümüze sahip çıkarsak o kan bizde durur. Tabii. Ama özümüzü kaybedersek haram helal ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım, devletin malı deniz, yemeyen domuz. Götür babam götür, götür babam götür dersek Allah onlardan önce nefsimizden tabii başlıyor bu hat, tabii, sonra çevremizden, sonra komşularımızdan, sonra ailemizden ve tüm ülkeyi, tüm milleti kaybederiz. Biz sağlam tabii olacağız, tabii, komşumuzun sağlam olmasını tabii isteyeceğiz, arkadaşımızın sağlam olmasını isteyeceğiz, tabii, patronumuzun sağlam olmasını, bak biz sağlam olmazsak bunları isteyemeyiz. Tabii, ne ararsan kendinde arayacaksın. Bak ne ararsan kendinde ara, ne güzel bu. Tabii, ne ararsan kendini önce. Aynen. Ben şimdi geçen sene kazadan önce bir şeye bindim. Otobüste Sultanbeyli'ye gidiyorum. Evet. 3 sene oldu geçen sene desem de 3 sene oldu. Arka tarafımda çocuklar var. Abi inşaatçı mısın? İnşaatçıyım dedim. Oğlum baksana dedim. Üstü başım çimento burada, boya burada, kirpas. Başka inşaatçı oldum. Şey kıyafetimden dedim. Falan filan derken çocuklar şöyle cüzdanını çıkardı, rahmetli Bülent Ecevit'in fotoğrafı, öyle gene. O ne dedim, babamın dedi, sevdiği bir adamdı dedi, böyle cüzdanını çıkardı. Ben de tokatlıyım falan dedi. İyi, hoş bir şey ettim. Zaten dedim, bir Ecevit vardı, dürüstlük geldi gitti. Bir de dedim, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu vardı. İyice o zaman arkada da bir çocuk oturuyormuş. O da Alpinan Ocakları'nda yönetimdeymiş. Furkan diye bir çocuk, buradan ismini söylüyorum. Konuştuk, hoş beş derken beni ocağa davet etti. Gittim, beni yere göre sırıtırmadılar. Sultan Bey'le arkadan ocaklar, sağ olsun. Ozan hepsine selam olsun. Böyle bir baktım, iyi ki gitmişim. Ben hiç ocak, uzun zamandır da gitmiyorum. İş güç ve dünya meşakkatı. İyi ki gitmişim Alperen ocaklarına. Hepsi dolu dizgin. Maşallah hepsi ayaklı kütüphane. Ayaklı kütüphane hepsi. İstanbul'un en birinci ilçemiz. He. Oradan tabii ben soruyorum. Ne kadar üst baş benim şey olsa da fakat dağcıkta bir şeyler var. Soruyorum. Sorduğum sorulara üniversite okuyor çocuklar. Şakır 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 cevap veriyor. Böyle ne kadar. Ben bir malum Bağcılar'daki başkanın yardımcısı olan, belki ismini söylemeyeyim, bir beyefendiyle tanıştık da randevu talebinde bulundum, ziyaretlerine gitmeye. Bana randevu verdiler ama verdikleri saatte yerlerinde bulunmadılar. Odunların kusuru, eleştirmeyelim de. Fakat tohuma gitti. Böyle bir mevzu oldu, dedim ki beyefendi dedim, biz dedim, bizim en ufak dedim bir Alperen Ocakları'ndaki bir üyesi dahi dedim, aynı randevu verdiği saatte misafirini bekler. Aynen. Siz dedim bu tür üst düzey bir yönetici olmanıza rağmen bana iki sefer kendiniz davet ettiniz, bulunmadınız. Dedim falan, dedim ki benim Alperen Ocakları'nda en ufak bir öğrencimi sizin dedim ne belediye başkanınıza değişelim, ne milletvekilinize değişelim. Buradan yine de söylüyorum. Biz kendimizden sorumluyuz. Aynen. Ne ararsan kendinden. Biz onun için çocuklarımızı, kardeşlerimizi hepsini iyi yetiştireceğiz. Irkçı yapmayacağız. Efendime söyleyeyim, insan ayırıcı yapmayacağız. Birleştirici, aynen, yapıcı, kaynaştırıcı. Maşallah hepsi de ağaçtan soruyorum. Ağaç aşılamasından, meyve aşılamasından. Ne güzel. Onu biliyor. Buğdaydan soruyorum, efendime söyleyeyim, arpadan, tarımdan bir şey soruyorum, cevap veriyor. Sanayiden, metaldan, efendime söyleyeyim,
Teknolojiden bir şey soruyorum. Uranyumdan, titanyumdan bir şey soruyorum. Benim sorularıma çocuklar cevap veriyor. Ben de o zaman sevinerek tamam dedim ya, biz artık mercekten soruyor, optikten bir şey soruyorsun. Başka bir çocuk cevabını veriyor. Hatta bir soru soruyorum, 5 cevap alıyorum. 5 cevap alıyorum. Efendim, bordan soruyorum. Borla ilgili uzay yakıtından soruyu yönetiyorum çocuğa. Şakır şakır cevap veriyor. Dedim ki biz iktidar olmaya zaten hazırız, zaten donanımlı. Bizden herhangi bir Alperen Ocakları'ndan bir çocuğu, bir öğrencimizi, bir kardeşimizi gönderirsen şakır şakır diplomatlıkla yapar, elçilikle yapar, hocalıkla yapar. Önce biz kendimize yeteceğiz. Kendimize ne de bundan 3 sene önceki görmüş olduğu sevgiyi, saygıyı, oradaki ilgiyi benim son derecede rahatladım, içim ılıdı. Bir sevgiyi şeyle döndüm. Yani kafam rahat. Demek ki biz böyle insanlar yetişmeliyiz. Evet. Hocam kapatalım. Yani tamam. Şimdi saati. Ya sen kapanış konuşmasın. Evet. Eyüp hocam şey yapsın, bir yere gittim. Evet. İnşallah kaç dakika oldu değerli hocam? 33 dakika. Tamam. 7 dakikayı tamamlayalım. 40 dakika konuşmuştuk. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hayatı seveceğiz. Evet. Hayata güzel bakacağız. Şükrü unutmayacağız. Zikri unutmayacağız. Fikri unutmayacağız. Tabii. Dostlarımızı da unutmayacağız. Tabii. İyilikleri unutmayacağız. Kötülükleri unutacağız. Tabii. İncisen de incitme. Hacı Bektaş şöyle ne demiş? İncisen de incitme. Kötülükleri unutacağız. Çünkü Rabbimin merhamet kapısı sonsuz. Tabii. Bir de kul hakkıyla Rabbimizin huzuruna gitmemeye çalışacağız. Tabii. Genelde kullarla ilgili, yani insanlarla ilgili eğer münasebetimiz varsa, onları incitmişsek, üzmüşsek, haklarını yemişsek veya öyle bir havaya bilmeden de olsa düşmüşsek, bundan sonraki hayatımızda dikkat edeceğiz. Dikkat etmek zorundayız. Bunları yaparsak... Yoksa kul hakkı yersen, evet. Yani hesabı büyük. Hesabı büyük. Burada şunu söylemeye çalışıyorum değerli hocam. Bunları eğer biz hayatımıza uygularsak hastalığı da yeneriz, fakirliği de yeneriz, zorlukları da yeneriz, sıkıntıları da yeneriz, geçimsizliği de yeneriz. Çünkü Allah sana sabır vermiş. Tabii. Allah sabredenleri veren sabır var, öyle bir ilaç ki savaştan öte bir şey sabır. Eyüp sabır ile vardır. Yani değil yani o manada. Şimdi bak şimdi önümde bir alet. Sabahtan beri hepsini dinliyorum, konuşuyorum. Sürekli sabretmemi istiyor alet. Niye? Beni sabırsızlığa götürüyor. Boğuyor beni. Niye boğuyor? Kasıyor. Giriyorum, kapatıyorum, açıyorum, siliyorum, temizliyorum. Bakım yapıyorum. Bak burada size konuşurken. Niye? Güncellesin kendini, yani zihnini boşaltsın diye. Yani biliyorsun zihinler hemen dolu ya bunların. Evet. Bu manada hemen bu şey yapıyor. Ya bu bir kul yapısı, bir madde olan bir şey bu kadar sıkıntıya dayanamıyor da ruh olan, bizlerde ruh olan, kalp olan, şey olan, hassasiyet olan, incelik olan bu insanoğlu daha kırılgan oluyor. Değil mi hocam? Evet, yani, evet. Şu küçücük bir alet nasıl kırılgan oluyorsa, nasıl işte gözümüz önünde bilgisayarsız gemiler önce kapandı, tekrar açtık. Falan. Evet. Bu manada. Ben böyle düşünüyorum Tahir hocam. Evet, doğru. Hayırlı. Hayatı seveceğiz. Taparcasına değil. Taparcasına seversek hata yapar. Nasıl hata? Tapılacak bir yer varsa. Tapılacak bir yer varsa yine biraz önce dedik değil mi? Secde evet, eden bahsettik. Tek bir secde varsa yerden Rabbimiz. Onun dışında hiçbir şeye tapmak yok. Hiçbir şeye mabut olmak yok. Evet. Hiçbir şeyi kendimize mabut görmek yok. Son sözlerini alalım hocam, kapatacağım. Beni hocamın da son sözlerini şimdi alalım. Son sözüm, bu seçim çok kritik bir seçim olacak. Evet. Beni tehlikeli de bir Allah saklasın, Allah Salı günü ırak eylesin. Kendini iyice hazırla. Güzel evet. Bu tevekkül geliyor. Necmi Karakuş geliyor. Beni Hünkaroğlu geliyor. Yine bir alim biri geliyor. Burada gündemimize yayın yapacağız. Yani, Salı günü. Şey Türklerinden. Pardon Salı günü diyor. Pardon. Pazartesi günü. Pazartesi günü mutlaka gel. Salı günü Sebahattin Hoca geliyor. Sebahattin Hoca ile gelirsen sen de yayına
ki eğer ki arama durumumuz olursa matbaaya gidiyor. Bizim kitap yazan Sebahattin. O da geliyor. Evet. Özel olarak geliyor. Çünkü 450 kişilik Büyük Birlik Partisi Bağcılar ilçesinin iftarı var. Selim Öksüz şeyinde sarayında. Rahmetli'nin ismi var ya. Bahsettin ya. Tamam. Orada. Yani Mehmet Selim Kiraz savcımın. Yani o ayrı. Ben oradan her geçsem metro olsam dua edip geçiyorum. Mecidiyeköy'deki değil. Bağcılar Çiftlik'te yani. Evet. Oraya gideceğiz. İftarımızı yapacağız. Sebahattin Hocam da orada hocalık yapacak, Kur'an-ı Kerim okuyacak, Allah takdim Allah yapacak. İnşallah ona da katılırsın. Katılırım. Ama dediğim gibi pazartesi günü hazırlıklı ol. Hem pazartesi, salı gününde Ubud Tevekkül, buradan canlı yayında söylüyorum, Ubud Tevekkül, efendime söyleyeyim Necmi Karakuş, pazartesi günü pardon, Ubud Tevekkül, Necmi Karakuş ve Ubud Tevekkül'ün hoca bir arkadaşı geliyor. Ubud Tevekkül Sincan Türklerinin. Unuttun mu? Doğu Türkistan. Yani Doğu Türkistan. Sincan nereden çıktı? Sincan Ankara'da böyle emlak ofisi olan var ya. Tamam. Tamam evet. Sincan Ankara'da bir kaza. Yok. Sincan Türkleri de var. Var mı? Ben onu da öğrenmiş oldum. Yani kaç tane Türk var? Evet. Humza Türkleri var. Humza Türkleri. Dediğini unutma hocam. Tamam. 160 yaşına kadar inşallah. Evet, son sözlerini alalım benim hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza yüreğinize. Hocamızı görmüş olduk. Hocamızı sağlığa sıhhatli bir şekilde Allah görmüş olduk. Memnun olduk. Allah evet, bu arada YouTube'da, FSM TV'de, FSM Haber'de, Radyo FSM'de canlıydık. Bak bunu görüyorsunuz şu anda. Evet. Allah'ın izniyle. Güzel şeyler olacak. Evet, biz moralimizi bozmayalım. Biz Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım. İnşallah. Senin iftar yemeğine beni götürün. Allah İnşallah. Dediğim gibi ama bak ara kurumumuz var. Eğer ki Ubud Tevekkül salı günde bizim için bir daha gelirse iftar için davet edeceğiz ya ona da. Onun arabası var. Onun arabasına sıkışır gideriz. Bizim araba bizim Köroğlu da gelirse zaten bizim arabayla gideriz. Bizim Köroğlu matbaaya gidiyor ya. Evet. Gidebilirse görüşürüz. Kapanışını anlatayım. Pazartesi günü savcımın iftarı var. Pazartesi günü kapanışı yapacağım. Programımız var. Hocam, salı günü de iftarımız var. Hocam şu kapanışını yapacağım. Oyunları konuşuruz. Netleştiririz hocam. Tamam hocam. Tamam. İstanbul Küçükçekmece'deki devri FSM Medya Grup canlı yayın sıralarında canlı yayınımız gündem özel burada sona erdi. Ben Deniz Hayrullah Çalışır. Değerli hocam Tahir Bice ve yine yayın koordinatörümüz Veli Hünkaroğlu ve teknik masada yayın menajerimiz Eyüp Aydın'la birlikte yapmış olduğumuz gündem özel programı 40 dakika sürdü ve ilk bir açılış oldu Tahir hocam için 13 aydan sonra. İnşallah bundan sonra sağlık ve afiyet içerisinde yayınlarımıza katılacak en iyi şekilde FSM Medya Grubu ve tüm Tokatları, tüm Türk dünyasını, tüm Çerkez dünyasını, Karaçay dünyasını temsil edecek inşallah. Ahiliği temsil edecek inşallah. Ustacılığı, ustalığını, mobilya ustalığını, ahir ustalığını, ahşap ustalığını burada anlatacak yayınlarımızda inşallah. Ve strateji konularında yine konuşacağız. Yine strateji derneği başkanımız Şener Mengele'ye buradan selamlar iletiyorum. Onu da inşallah bir gün yayına alacağız. Açık oturum olarak gündemi konuşacağız. Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Bundan sonra sık sık milletvekili adaylarımızı canlı yayına alacağız. Hangi parti olursa olsun bir parti hariç tüm partileri canlı yayına alacağız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kalın sağlıcakla.